İyi akşamlar Fatih Bey. Hoş geldiniz tekrardan. İyi akşamlar. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasıl, iyisiniz inşallah? Sağ olun. Biz de iyiyiz. Dün bir aksilik yaşadık. Devam edemedik canlı yayına. Aynen. Bir... Bugün inşallah bir aksilik yaşamayız ve kesintisiz devam edebiliriz yayınımızı. Şu anda ses nasıl geliyor? İyi mi şu anda? Şu anda bana gayet güzel geliyor. Hı-hı. Herhangi bir problem gözükmüyor. Yavaş yavaş zaten arkadaşlarımız da dahil oluyorlar. Dışarıdan gelenler de var. Aynen. Dünkü yayımızda belli bir yere kadar gelmiştik. Bazı soruları sormuştuk, cevaplamıştınız. Ama dün yayına katılamamış olanlar olabilir. Hı hı. Bugün tekrardan cevaplamanızı rica edeceğim bu konuda. Dün ilk olarak siz biraz kendinizden bahsetmiştiniz. Tecrübelerinizden biraz bahsetmiştiniz. İlk bu soruyla başlasak uygun mudur sizin için? Tabii ki. Kısa hızlıca dün genel olarak anlatmıştık. Tabii yeni evet, arkadaşlarımız evet. da var. Bu noktada hızlı bir şekilde biraz daha onu özet geçerek biraz daha ondan sonra onlardan soru varsa onları da alıp bu noktada Fatih Bayraktar, Trabzon Oflu'yum, İstanbul'da büyüdüm, üniversiteyi Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde mezun oldum, yüksek lisansı İstanbul'da ulaşım alanında yaptım. 2011 yılında Bağcılar Belediyesi'nde memuriyete başlamış olduk. Orada İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nde yaklaşık 8 yıl boyunca çalıştıktan sonra memleketimiz Trabzon'a gelmek nasip oldu. Başkanımızın teveccühüyle birlikte. Bu noktada Trabzon'da da ulaşımda bir mevcut durumu görme fırsatı oldu. Bununla beraber daha sonra strateji şube müdürlüğünde strateji daire başkanlığında şube müdürlüğü. Daha sonra da genel sekreterimizin danışmanlığını yaptık. 10 Ocak 2020 tarihi itibariyle Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı görevini icra etmeye başlamış olduk. Bu noktada ulaşım benim için hem derdim hem de çok sevdiğim bir alan. Çünkü tüm şehirlerde Trabzon'da bu şehirlerden bir tanesi. Vatandaşa sorulduğunda sorunlardan bir tanesi her zaman bu noktada. Biz de bu noktada gayretimizle birlikte hem tecrübe kazanmak hem de tecrübelerimizi aktarma noktasında hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu noktada Trabzon'un da ulaşım anlamında standartlarını yerine getiren bir şehir olması noktasında da hayata geçirmiş olacağız. Bununla ilgili ulaşım alanında yüksek lisans aşamasındayken yurt içi geziler yapma fırsatımız oldu. Bunlar ciddi bir tecrübe aslında. Bu noktada yurt dışındaki otomobille ulaşma bakanıyla görüşmemizin hakikaten hala yansıması var yani. Orada gördüklerimiz aslında bizim için artı. Bu noktayı yani kısaca şey yaptıktan sonra süre içerisinde zaten bundan da bahsedilir. Şu an için yayında galiba herhangi bir sorun yok diye. Ha, yok, gayet güzel bir şekilde ilerliyor tamam. Şu anda. Bununla beraber burada öncelikle Trabzon'un biz mevcutta ulaşım noktasında eksikleri nelerdir? Mevcut durumu nedir ve bununla beraber neler yapılmalıdır? Noktasını çıkardıktan sonraki süreçte aslında bir ulaşım ana planı ihtiyacı doğdu. Bu ulaşım ana planı süreci aslında bir mevcut durumun ulaşım ana planı ile birlikte diğer şehirlerde en son şehirlerden iki şehirden birisi zaten büyük şehirlerde Trabzon'da. Burada bu noktada biz de ulaşım ana planı sürecinde mevcut durumun toplanması, bununla beraber yeni verilerin toplanması ve bunlarla beraber bir modelleme ortaya çıkacak. Trabzon'un yani bir projeksiyonunu, 2040 yılı projeksiyonunu ortaya koymuş olacağız. Bununla beraber kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede çözüm önerileri ortaya koymak ve bir belge niteliği taşıyan bir ulaşım ana planının şehrin yapacağı yatırımların aslında yön gösterecek bir vizyon ve misyon ortaya koyacak. Ulaşım ana planı sürecimiz tabii ki katılımcı. Paydaşlarımızla beraber biz toplantımızı da gerçekleştirdik. Paydaşlarımızın özellikle de üniversitemizin katılımıyla birlikte
Orada çünkü bizim yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz de bu süreçte bu şehirle ilgili çok detaylı bir şekilde çalışmalar da yaptı. Bunları da değerlendirerek aslında bunları da bu işin içine katarak bunların bu sürecin aslında şehre en uygulanabilir bir ulaşım ana planı ortaya koymak oldu. Bununla beraber biz ulaşım ana planıyla beraber bir fırsatımız da var. Bu da sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı. Dünkü soruları böyle hızlıca ben bir özet şeklinde sizden soru beklemeden daha iyi olur alacağım. Sürdürülebilir kentsel hareketlik planı, Sustainable Urban Mobility Plan dediğimiz daha çok ulaşım ana planının geleneksel yapısından çıkarak biraz daha katılım, entegrasyon ve insan odaklı Avrupa Birliği'nin destekleriyle birlikte yapılan bir proje. Bu noktada da 6 ilden, Türkiye'de 6 ilden birisi de Trabzon. Trabzon'da da şu anda biz delegasyonun artık son aşamasındayız. Ve biz SAMP'ta da tamamen bir örnek olması anlamında ilk, çünkü 6 ilde ilk olarak yapıyor bu bu noktada. Biz de örnek olması noktasında tamamen uygulanabilir bir örnek bir SAMP hazırlama gayretindeyiz. Bu noktada hem hocalarımızla ve hem Strateji Daire Başkanlığımızla birlikte bu süreci yürütüyoruz. Bu anlamda biz mottolarımız, yani kompetanslarımız 6 kompetanstan oluşuyor. Bu kompetanslarımız bizim öncelikle bir SAMP planının yapılması. Yani bir ulaşım master planını tüm şehrin eline alırken SAMP'la beraber lokal olarak aslında bir bisiklet, bir yaya, bir engelli master planları ortaya çıkarması. Bu anlamda buna beraber bir SAMP planı yapıldıktan sonraki süreçte ise bununla beraber ikinci komponentimiz bir veri merkezi oluşturmak. Veri merkezi ile ilgili de bir benim her zaman yani benim için bir mottodur. Yani bir akıllı şehir tanımı aslında. Akıllı şehir ile ilgili dün de anlatmıştık. Akıllı şehir ile ilgili tanımım yani benim için şöyle. Yeraltı çöp konteynerleri yapılıyor şehirlerde. Bu yeraltı çöp konteynerlerin sensörler aracılığıyla birlikte seviyesi dolduğu anda onlara o seviyeye geldiği anda uyarı, ilgili kişiye uyarı gidiyor. Şu anda çöp doldu ve alınması lazım. Yani bu aslında bir biz o sistemi akıllandırmıyoruz. Talimatlandırıyoruz. Bu noktada işin içine aslında veri giriyor. Yani siz veriyi yönettiğinizde aslında şehri akıllandırmış oluyorsunuz. Yani oradaki milyon veriyle birlikte kişinin hangi saatte, hangi zamanda yaptığını milyon veriyle toplayarak aslında sizin o çöpün ne zaman dolacağını tahmin etmeniz bir akıllı şehir uygulamasını hayata geçirmeniz demek oluyor bu noktada. Yani tamamen bu akıllı şehir tanımı olarak bunu söyleyebilirim. Bu anlamda biz bir Big Data Center dediğimiz bir veri merkezi ortaya koymak. Yani şehirdeki veri, çok veri var ama bunların çoğu kirli veri oluyor. Önemli olan bu verilerin hepsini temizlenip bu noktada doğru bir veri haline getirmek. Ve bununla beraber de bütünleşik bir ulaştırma bilgi sistemi oluşturmak istiyoruz. Yani şehri o bilgiyle birlikte yönetmek istiyoruz. Bununla beraber bir akıllı ve çevre dostu duraklar. O veriyi alıyoruz. Bu bizim akıllı ve çevre dostu duraklarımıza yansıtmış oluyoruz. Vatandaşımızı bilgilendirmiş oluyoruz. Bu noktada yine Avrupa Birliği projesi kapsamında akıllı ve çevre dostu duraklar olarak bunların ilk aşaması yapılmıştı. Bu aslında ikinci aşaması. Biraz da bu verinin hayata geçirilmesi anlamında diyebiliriz bu noktada. Bununla beraber bir akıllı çevre dostu duraklarından sonra ulaşımı da alternatif hale getirmek. Yani bir bisikletle beraber bir skuterle beraber bir raylı sistem, deniz ulaşımını hepsini bir araya getirecek bir plan, aslında ulaşımı alternatif hale getirmiş oluyoruz. Bununla beraber bizim zaten pilot olarak bu proje kapsamında da yine bir üniversitelerimizde bir bisiklet yolu projesi yapıyoruz. Hem Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde hem de Trabzon Üniversitesi'nde, iki üniversitemizde de bir bisiklet yolu pilot olarak yapılacak. Bu noktada bunların daha sonra şehir içerisindeki entegrasyonu sağlanmış olacak. Bir genelde bisiklet yolları bir hobi amaçlı yapılıyor ama biz bunu ulaşım aracı olarak kullanmak istiyoruz Trabzon'da da tamamen. Yani burada biz bu sürecin zaten artık son aşamasındayız. Delegasyonla görüşme aşamasındayız. Bunu da hayata geçirmiş olacağız. Yani SAMP'la aslında ulaşım ana planıyla beraber SAMP'ın bir araya gelerek bir entegrasyon içerisinde çalışıp
bize bu ışıkta da bir trafik kontrol merkezini getiriyor aslında. Trafik kontrol merkezinden de bahsetmek gerekirse, bizim şu anda Trabzon'da sistem bir trafik ışığına ilgili, bir süreyle ilgili bir çalışma yapmak istediğinizde o trafik ışığının cihazına bağlanıp yerinde ona göre süresini değiştiriyorsunuz. Ama bir trafik kontrol merkezi kurmuş olduğunuzda tek bir merkezden herkesi ürküten bir açıklama oluyor genelde ama tek bir tuşla yeşile, tek bir tuşla kırmızıya basıyorsunuz. Şehrin tüm trafik ışıklarının hepsinin kırmızı yandığını düşünün. Bir de şehrin tüm trafik ışıklarının aynı anda yeşil yandığını düşünün. Bu noktada bu şehri siz yönetmiş oluyorsunuz. Ama tabii ki siz bu trafik kontrol merkezinde belli bir algoritma girerek trafiğin yoğunluğuna göre trafiğin ışığının süresinin otomatik olarak ayarlanması oluyor zaten bu noktada. Bunu da şu anda ihale aşamasındayız. İhale süreci devam ediyor. Bunda şu anda bize bir nasıl bir kazanım olacak? Şehrin tamamen akıllandırması, akıllı şehir kavramının hayata geçirilmesi noktasında ciddi bir adım olacak bu noktada. Bununla birlikte aslında bir toplu taşıma yönetmeliği, yani biz diğer illeri de incelediğimizde kapsamlı bir toplu taşıma yönetmeliği hazırladık. Bunun da hayata geçirilmesi, denetlenmesi gerekir. Toplu taşıma herkesin sağda, yani vatandaşın kullanmış olduğu bir araç bu noktada. Toplu taşıma şoförün yaptığı davranış, bu sonuçta sadece belediyenin hizmet verdiği otobüsler değil. Bununla beraber aynı şekilde özel minibüs ve dolmuşların da aslında bir standart halinde hayata girmesi önemli bizim için. Bu yönetmelikte de uygulanması noktasında bir filo yönetim merkezi, yani bir ulaşım yönetim merkezi oluşturuyoruz. Şu anda inşaatı devam ediyor. Bir otobüs alanımıza bir ulaşım üssü aslında bizim için. Bu noktada şehrin bir ulaşım aktarma merkezi, entegrasyon merkezi şeklinde hayata geçirmiş olacağız. Bu noktada bir filo yönetim merkezi. Bunu da tabii ki buradaki Ulaştırma Mühendisliği Kulübümüzün üyeleri de, üyeleri olarak da sizin de Trabzon'a gelmenizi yani istiyoruz inşallah. Bu pandemide göz önünde bulunmak. Memnun oluruz biz de. Tabii öğrenciler olarak, belki yeni mezunlar da olarak gelip ziyaret etmeyi, görmeyi yerinde çok mutlu oluruz yani. Tabii ki yani inşallah bunu organize ederiz diye düşünüyorum yani bu noktada. Bu filo yönetim merkeziyle birlikte aslında yani trafik kontrol merkezi dedik, filo yönetim merkezi dedik. Bunların hepsi bir süreç aslında. Bununla beraber biz bu şehirde yine dokunmayan, her şehrin sorunu olan bir dönüşüm süreçleri aslında. Dolmuş ve minibüs dönüşüm süreçleri. Bunu da şu anda belli bir aşamaya geldim. Tabii pandemi sürecinden dolayı bir erteleme daha yapıldı ister istemez. Çünkü pandemi ister istemez yolcu sayısının düşmesi, hafta sonu çalışmamasından dolayı. Ama velakin sürecin belli bir aşamaya geldi. Bu süreci de inşallah yılı sonuna doğru tamamlamış olacağız. Burada bir standart haline gelmiş olacak. Trabzon'daki tüm dolmuşlar, minibüsler, kamerası olan, GPS'li araç takip edilebilen, engelliye erişimli olan, şoförün standardının olduğu, şoförün yapacağı her hareketi direkt bağlayacağı sistem, ceza sisteminde olduğu, aslında tamamen bir standart, bir modernizasyon getirmek, şehirde güven içerisinde yapmak. Bununla beraber ilçelerde de, yani Akçaabat ilçemizde şu an devam ediyor, otobüs dönüşümü yapıyoruz. Burada da yüksek sayıda olan araç sayısının, yani 292 tane araç olan Akçaabat ilçemizde de 40 tane otobüsle birlikte hizmet vermek. Bunu da en büyük artısından birisi de belediye otobüslerine binilen Trabzon Metropol Kart'la birlikte özel halk otobüsü olan o otobüslerimize de Trabzon Metropol Kart'la beraber bineceksiniz. Bu şu anda da yine PTT'nin de bir çalışması var Türkiye Kartı olarak bu noktada. Yani tüm Türkiye'de bir Türkiye Kart'la birlikte o kartla beraber tüm toplu taşıma araçlarına binmiş olacaksınız. Bu da neye getirecek? Her ile gittiğinizde yeni bir kart alma gereksinimi olmayacak yani bu noktada. Bu noktada PTT'nin de bizle görüşmesi de oldu. Genel müdürü de geldi. Bu noktada görüşmemiz de oldu. Bu sürecinde biz de önce olmak istiyoruz zaten. Bu sürecin yürütmesi noktasında. Bu da güzel bir adım olacak yani Türkiye Kart'la beraber. Bu da kapsamlı bir çalışma var bu noktada. Bunlarla beraber dönüşüm süreçleriyle beraber, dönüşüm süreçleri sancılı süreçler. Yani yorucu süreçler. Zahmetli. Ama velakin dokunulması ve çözülmesi gereken nokta. Şöyle ulaşım
Ulaşımdan şöyle bahsetmek lazım. Ulaşım diğer alanlardaki gibi bir alan değil aslında. Ulaşım biraz da yaptığınız her hareket, her yaptığınız her dokunuş tamamen vatandaşa dokunan noktada. Yaptığınız anında etkisi olan bir noktada. Küçük bir dokunuşla beraber yapacağınız bir dokunuş aslında direkt etki alanı var. Diğer yani sizin seçtiğiniz yani bir ulaştırma mühendisi aslında yapacağı her hareket vatandaşa direkt dokunacağı noktada aslında. Çok keyifli bir alan. Çok hakikaten yani gerçekten çok keyifli, zevkli bir alan. Şunları öğrendim tamam bitti diyebileceğimiz bir alan yok. Her geçen gün bir şeyler öğreniyoruz ulaşımda. Yani ulaşımın önü çok açık bir noktada ve kişinin kendisini yetiştirmesine bağlı olarak aslında ufku çok geniş insanların çok güzel işleri yapabileceği bir alan aslında ulaşım. Bu noktada da bizim diyelim yani otobüs duraklarımızda koronavirüsün farkındalık oluşturması için bu anlamda farkındalık oluşmasından dolayı bir duraklarda virüs maskenizi indirdiğinizde yüzünüzde virüs beliriyor. Bu noktada bu Japonya'dan tutun da ulusal basında ve uluslararası basında da bir yer edindi bu noktada. Yani şöyle bu çok büyük bir şöyle çok büyük paralar harcayarak değil küçük dokunuşlar yaparak aslında bir yazılımsal destek alarak çok büyük bir noktaya ve dünyaya aslında dünya Japonya'ya kadar ulaşmış oluyorsunuz. Ve bu anlamda farkındalık anlamında da Türkiye'de ilkini yaptık biz burada. Hatta dünyada da ilk diyebiliriz. Bu otobüs durağına geldiğinizde maskeniz olmadığında yüzünüzde virüs veriliyor. O anlamda bir farkındalık. Bunun bazı zaman oyun anlamında da oldu bazı zaman. Hemen maske açayım virüsü vereyim olarak da. Ama internette videolarını paylaşmışsınız bize. Takip ettim ben de oradan gördüm. İzleyicilerimiz de oradan takip edebilirler. Belediyenin sayfasında da vardı. Aynen. Bununla beraber geçen bu yani buraya kadar sormuştuk galiba. Atladığım var mıdır? Atladığınız yani şu anlık bir atladığınız herhangi bir soru yok. Ekstradan yanıtladığınız şeyler var, cevaplar var. Ben şunu sorayım size, bisiklet yolundan bahsetmiştiniz. Hı hı. Pilot bölge olarak üniversitelerde yapılacağından bahsetmiştiniz orada ilk aşamada. Bildiğim kadarıyla Trabzon'un sahil kısmında çok aşırı bir eğim yok, yani sahil boyunca. Ancak Trabzon'un iç kesimlerine doğru eğimler çok fazla diyebiliyorum. Bu noktada bisiklet yolunda bir zorluk yaşanmaz mı? Tabii. Onların bir eğim var, düşey eğimin %5 şartı var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kılavuzda yani kısa mesafelerde bir eğimle müsamaha gösterilebiliyor ama genel olarak bisiklet yollarında aranan şart %5 eğim. Hı hı. Bu konuda Trabzon'da nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle biz bisikletin bir ulaşım aracı olması noktasındayız. Tabii profesyonel olarak bisikletle uğraşan kişiler bisiklet federasyonumuzla burada görüşüyoruz. Bisikletle uğraşan için aslında %5 değil %25 eğimde bile gidebiliyorlar yani bu noktada. Çünkü burada Tonya dediğiniz gibi tepe en doğusunda olan noktada olan bir ilçe. Ama buraya da gidiyorlar bunlar. Ama tabii ki vatandaşın biz şöyle düşünüyoruz. Stratejimiz şu. Biz bir ulaşım aracı olarak kullanmak istiyoruz. Ulaşım aracı bisikletle her yere gidebilir misiniz? Her yere gidemezsiniz. Bu noktada dediğiniz gibi eğim de önemli. Sahil şeridi dün yani yekpare olan bir alanda eğimi olmayan noktada sahil şeridini zaten bizim hedefimiz, gayemiz şu anda Ganita projemiz var zaten. Şu anda sağ yani merkezde bir yaklaşık 20 kilometreye yakın bir bisiklet yolu yapmak. Bununla beraber iki üniversiteyi bir araya getirmek aslında. İki üniversitede çünkü sahilde olan bir noktada. Yani siz şehrin aslında ana aksındaki sistemi bisikletle beraber ulaştırırken doğu tarafında kalan noktada ise yani şehrin doğu tarafında kalan kısımda ise aktarma olarak oraya aktarmak aslında. Bir de şu nokta var aslında burada. Her yere tabii ki Trabzon'da da bu mümkün değil. Çoğu yerde de aslında mümkün değil. Bisikletle her yere ulaşabilir miyiz? Ulaşamayız. Tabii bu noktada bir elektrikli bisikletler, e-scooter'lar devreye girmiş oldu şu anda. Daha rağbet yani her il yavaş yavaş her ilde görünmeye başladı. Evet. Daha fazla eğimde gitme noktasında ama şöyle her noktaya bisikletle ulaşacağız diye bir şey de yok aslında.
siz belli linkleri belki bir raylı sistemle beraber, belki bir minibüsle birlikte ya da belki bir özel aracınızla birlikte yapabilirsiniz. Ama biz belli aksları da aslında insanların yoğun olduğu yerleri ulaşımın alternatif hale getirmek aslında istiyoruz. Yani biz A noktasından B noktasına ulaşırken ortadaki C noktasının A'dan C'ye sadece bisikletle gidebilirsiniz ama C'den B'ye diğer alternatifleri kullanmanız lazım. Bir ulaşımı alternatif hale getirmek ve ulaşımı çeşitlendirmek aslında. Burada da o kısıtlılık var aslında. Bu noktada sahil bandı çok uygun zaten. Onun çalışması devam ediyor peyderpey. Bu noktada onun altyapısı oluşturuluyor şu anda. İnşallah Beşikdüzü en batımızdaki en doğumuzda da Of ilçesi var. Bu Beşikdüzü'nden Of'a kadar, yani bir tarafımız Giresun, bir tarafımız Rize olan ilçeli, oraya kadar bağlamak istiyoruz yani bu noktada sahil bandında. Bununla beraber bir ulaşım aracı olarak kullanılması istiyoruz. Yani burada SAMP'ta da biz bunu vurguladık. Ulaşım ana planında da bunu vurguluyoruz. Bir ulaşım aracı olduğunda kesintisiz olması değil, bu noktada bir noktadan bir noktaya taşıyabiliyor mu, taşıyamıyor mu? İşin püf noktası aslında bu. En önemli noktalarından birisi bu diye düşünüyorum yani. Evet. Katılımcılarımıza şunu belirtmek istiyorum. Fatih Bey'in bir jesti olacak bize. Şu anda yayında olanlardan katılımcılarımızın eğer yorum yazabilirlerse, herhangi bir yorum atabilirlerse biz onlar arasında bir çekiliş düzenleyip Trabzonspor forması hediye etmek istiyor Fatih Bey. Bu konuda katılımcılarımız destek olurlarsa, aşağıya yorum yazarlarsa onlar arasında bir çekiliş gerçekleştirecek. Bu konuda çok teşekkür ederiz size tekrardan Fatih Bey. Ayrıyetten katılımcılarımızın soruları varsa eğer yine yorum kısmında belirtirlerse onlara da aynı şekilde sorularımızın son canlı yayınımızın sonunda o soruları da eklemiş oluruz. Merak ettikleri bir konu varsa Trabzon'la alakalı. Benim bir sorum da şey olacak size. Siz Trabzon'daki ulaşım ana planı ile SAMP'ı birlikte yapacaksınız herhalde. Birbirine entegre olarak yapacaktınız. Bunun normal bir ulaşım ana planından farkları neler olacaktır? Geri dönüşleri nasıl alacaksınız bunu? Yani şöyle, biz burada yani bu süreçlerin ikisini de yaparken de en önemsediğimiz şey paydaşların bu işin içine olması. Yani üniversitenin tamamen bu projenin içerisinde olması. Odaların, sivil toplum kuruluşlarının, bu noktada vatandaşın da hatta bu işin içinde olması noktası aslında. Bunların hepsi bir araya geldiğinde sizin yaptığınız bir ulaşım ana planı bu şehre uygulanabilir. Diğer şehirlerde gördüğümüz en büyük, şu anda çoğu il şunu yapıyor. Hepsi revize sürecinde. Bazı noktalarda ne gerekli tespitler doğru yapılmadığından dolayı bu noktada da sorun oluyor yani. Nasıl sorun oluyor? Siz yaptığınız bir plan aslında bir dosyayı kaldırmış, rafa kaldırmış bir dosya oluyor. Bu noktada sizin bu şehrin sorunlarını iyi bilmeniz lazım. Sorunlarını iyi tespit etmeniz gerekiyor. Veriyi doğru toplamanız gerekiyor. Burada yani bir mevcut değerin tespiti. Burada yapılacak projeler nelerdir? Ne, yani gelecek 2040 yılı vizyonu ne gösteriyor? Bunları iyi tespit etmek gerekiyor. Şehrin ihtiyacını iyi bilmek gerekiyor. Bunların hepsinin tespiti yapıldığında, doğru şekilde yapıldığında şehirde uygulanabilir bir proje ortaya koymuş oluyorsunuz. Bu noktada bizim bu sürecin kısa vadesinde şu anda bir projeksiyon ortaya koymak istiyoruz. Projeksiyondan kasıt tamamen şehri bir modelde tamamen planlayabilmek, bir sirkülasyon halinde çalıştırabilmek şehri. Yani gözünüz televizyona baktığınızda karşınızdaki modelde Trabzon'u izleyebileceksiniz. Bununla beraber yapacağınız her adım aslında, her hareket, yapacağınız vizyon projeler, bir raylı sistem, bir köprülü kavşak olmak üzere, kısa vadede yapacağınız bisiklet ya da alternatif deniz ulaşımları olmak üzere, bunların hepsini aslında bir vizyon gösterecek. SAMP da aslında bunun tamamlayıcısı olacak. Biz şu anda ulaşım ana planında topladığımız veri aslında SAMP'la beraber yönetmiş olacağız. Yani biz SAMP'tan en büyük beklentimiz aslında şu, bize bir veri merkezinin oluşturacağı veri aslında bu şehre yansımasını sağlaması. Bu sağlama noktasında da şu var, siz bu bilgiyi ne kadar doğru toplarsanız şehrin her noktasına aslında nüfuz etmiş olursunuz. Yani bu noktada diyelim tabii ki İstanbul'daki gibi bir trafik yoğunluğu Trabzon'da var mı derseniz yoktur.
Yani bu anlamda ben İstanbul'da yaşamış birisi olarak İstanbul'da Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçmek belki 2 saat sürerken siz bu şehirde en uç noktalarından birbirine gidebiliyorsunuz. Ama tabii ki bu noktada her şehrin kendine göre ihtiyaçları var. Yani bu işin hangi planı yaparsanız yapın, ihtiyaçlarınızı çok iyi bilmeniz lazım. Bu ihtiyaçları iyi tespit edip ona göre de sorunlarınıza çözüm bulmanız lazım. Bizim de izleyeceğimiz yol bu noktada en önemlisi paydaşların bu işin içerisinde olması. Bu işin bu paydaşların görüşleri doğrultusunda talepleri iyi tespit etmek ve çözüm önerisini ortaya koymak aslında. Sorunları iyi tespit ettikten sonra çözmek aslında yumağı söker gibi sökülüyor yani bu noktada. Bu noktada da biz de bu yolda devam edeceğimizi söyleyebilirim yani bu noktada. Yani şu an diğer illeri de neredeyse tüm illerin ulaşım ana planlarını yerinde de görmeye fırsatımız oldu. Bu noktada bunları da tespitini yaptık. Orada yaşanan eksiklikler neler, onların da tespitini yaptık. Bunları da göz önünde bulundurarak şu anda zaten ihale almış firmamızla birlikte zaten bu süreci bu noktada tamamlamış oluyoruz. Trabzon'un bir de farklı özellikleri var. Trabzon hakikaten bu noktada yapılacak her hareket aslında tüm Türkiye yapılmış gibi bir hissiyat var. Yani gelen firmalarda bunu görüyoruz. Trabzon bu noktada bir şeydir yani. Bürokratı da çok geçiştiren bir yer olarak söylemek gerekir. Bu noktada bir şey yaptığında hep bir etki vardır. Yani mesela 4 bakanı vardır ama bu noktada da şeydir yani. Zor bir yerdir. Yani vatandaş diyelim bir bakarsınız telefonla aramış bakanla olup görüşmüş. Sizin bir sorununuz için evet. Yani. Bu noktada zor bir şehirdir yani Trabzon. Trabzon'da bazı şeyleri değiştirmek kolay değildir bu noktada. Zor bir şehirde yaşıyoruz ama bu zorluğa zaten talibiz. Bu noktada da çözüm için elimizden geleni yapacağız yani bu noktada. Bunlar ulaşım ana planı evet, da SAMP da bu şehre vizyon katacak proje olacak inşallah. İnşallah. Fatih Bey. Herhalde bir Trabzonlu izleyicimiz yazmış da şehrin en önemli sorunu dolmuş planı ve dolmuşlara ek olarak merkezden Akyazı yönüne bir raylı sistem uygulaması olarak yazmış. En önemli sorunu bu olarak görüyordu. Bununla ilgili bir düşünceleriniz nelerdir sizin? Dolmuş planı zaten dediğim gibi dolmuşta zaten bir standart getiriyoruz. Dolmuşla ilgili dönüşüm tamamlandığında zaten dolmuşun güzergahı belli. Yani bizim kurduğumuz sistemde şu anda sistem şu. Dolmuştan A noktasına B noktasına giderken bu dolmuş bu güzergahtan çıktığı anda ihlal etmiş oluyor. Sistem anında uyarı veriyor. Bununla beraber ihlal ettiğinde cezası var. Toplu taşıma yönetmeliğimizde hepsi tek tek açıklanmış. Bununla beraber araçta herhangi bir sorun yaşadınız ya şoförle birlikte yaşadınız ya da oradaki birisiyle yaşadığınızda bize talebinizi ilettiğinizde kamera kayıtlarıyla beraber incelenip o sorunun anında tespiti de yapılabilecek. Şu anda bu sistemler yok burada. Şu anda bunların hepsini oluşuyor. Ya tabii ki bunlar zaman isteyen bir nokta. Yani şu anda dolmuş planı dersek bunlar süreç içerisinde oturacak bir sistem. Kolay değil. Diğer çoğu ilde şu anda tam olarak oturmuş bir sistem yok. Hep o eklenmeye çalışıyor. Yenilikler eklenmeye çalışıyor. Bu noktada sadece dolmuş değil, taksiyle ilgili de yeni sistemler getiriyoruz. Yani bir kişi arabaya da taksiye binmeden A noktasından B noktasına gittiği anda ne kadar ücret ödeyeceğini bilmeden bilmesi lazım. Bunu da şu anda bu sistemi de buraya getiriyoruz bu noktada. Yani şöyle ulaşım ama şunu da söylemiştim zaten. Ulaşımın son noktası yok aslında. Yani sizin için sizin ufkunuz ne kadar genişse aslında bu noktada tamamlayıcı ulaşım. O yüzden çok keyifli oluyor zaten. Yani siz bu noktada yapacağınız çözümler noktasında en ideal yakalama noktasında hep çalışmak gerekiyor. Biz de bu noktada zaten arkadaşlarımız da olsun. Bu noktada gayretli bu noktada bu sürecin oluşması noktasında tabii ki alışkanlıklar var ama. Yani biz dönüşüm sürecinde şunu gördük. Yani kart sistem olması noktasında orta eserde de olsun istedik ama şu anda onu yapamadık ama süreç içerisinde inşallah olacak ama. Bunu da istiyoruz. Ama velakin şu anda kart sistem noktasında diyor ki ben akşam evime paramı alacağım gideceğim dolmuşçu diyor. Yani bu noktada bazı alışkanlıkları bir anda değiştirmek kolay değil tabii ki. Ama velakin bir standart getirerek bununla ilgili zaten başkanımız bu noktada da zaten başkanımız da gerekli süreçte desteğini de veriyor zaten. Bu Trabzon için zaten tamamen dolmuş planı olsun. Bununla beraber zaten rally sistemi şu var. Rally sistemi biz ulaşım ana planını bitirmeden zaten rally sistem yapamayız. Bunu bilmek lazım. Rally sistem
Ulaşım deyince Trabzon'da şunu duyuyoruz zaten. Raylı sistem ne zaman yapılacak bu noktası? Yani bu noktada tabii ki ulaşım ana planı çerçevesinde değerlendirilip bu sürecin sonunda fizibil olmasına bağlı olarak da bu şehirde inşallah bir raylı sistem projesini görmek istiyoruz bu noktada. Ama tabii ki bu ulaşım ana planının sonucunda bize fizibil çıkmasına bağlı olarak bir süreç gösterecek. Bu da bu süreci başlattık. Şu anda süreci başladı. Yaklaşık 18 ay sürecek. 2 ayı geçti, geride 16 ay kaldı. 16 ay sonunda inşallah bu şehrin bir ulaşım ana planının çerçevesinde çıktılarını hayata geçirme noktasında başkanımızın önderliğinde inşallah bu süreci yürütmüş olacağız yani. Evet, inşallah Fatih Bey. Bir diğer sorum, ulaşım daire başkanı olarak yanında çalışan bir mühendis aradığınız zaman kendi bünyenizde aradığınız, baktığınız öğrencilerden, yeni mezunlardan ya da diğerlerinden en önemli parametreler nelerdir sizin için, yeni mezunlar için? Yani en önemli özellikler nelerdir çalışma arkadaşlarınızdaki? Yani şöyle, önce şöyle iş bilme noktası, tabii ki iş bilmemiz lazım. İşi iyi bilmemiz lazım. İşe hakim olmamız lazım ama en önemlisi şunu görüyoruz. İş bir şekilde de öğreniliyor. Öğrenmeye açık olmak lazım. Yani ulaşım böyle bir alan aslında. Yani bir şeyleri öğrenmeye açsak öğreniyoruz zaten. Yani onu bir yere girdikten sonra da öğrenebiliyoruz. Ama bu hissiyatı iyi vermek lazım. Bu da biraz da yani şöyle, bu enerji zaten iç etkileşimde oluyor zaten. Kişinin istekli olması, araştırma olması. Yani ulaşımda araştıracaksınız. Yani öğrenmeye çalışacaksınız. Bu noktada bizim şu anda planlama şube müdürlüğümüzdeki personellerimiz, yeni personellerimiz de var bu noktada. Yeni mezun arkadaşlarımız da var orada çalışan. Bu noktada şu var. Oradaki arkadaşlar şu anda bir Trabzon şehrinin ulaşım ana planı yapan ekipte olacaklar mesela. Bununla beraber Vivisum ve Vivisum programını öğrenmiş olacaklar. Modelleme yapıyor olabilecekler. Bununla beraber bunlar, ama şöyle siz diyelim bir kursa girebilirsiniz. Diyelim 3D Max bilebilirsiniz, AutoCAD bilebilirsiniz ya da Vivisum bilebilirsiniz. Ama verirken bunu uygulamıyorsanız, uğraşmıyorsanız o paramızı sadece öğrenirken öğrendiniz, o öyle kalmış oluyor bu noktada. Yani burada önemli olan, üniversite zamanında da şu önemli aslında. Üniversitede öğrendiğinizi aslında bir şekilde hayata uygulamak noktasına getirmek lazım. Bu modellemede yani 3D Max dediğimiz program çok ucu açık bir nokta mesela. Bunun gibi. Bunların hepsinin aslında devam etmesi gerekiyor. Yani bu kullandıkça öğrenebileceğimiz şeyler. Bu programlar uğraşmadığımız sürece, ilgilenmediğimiz sürece ne kadar kursa da gitsek orada kalıyor yani bu noktada. Bunun da hayata geçmesi gerekiyor. Bu önemli. Yani ama en önemli kriterlerden birisi derseniz öğrenmeye, araştırmaya aç birisi olması lazım. En önemlisi bu yani. Ama şu nokta var burada tabii ki. Kişi kendisini bir şekilde burada yetiştiriyor olması lazım. Üniversite noktasında da şunu da söylemek lazım. Üniversitede ciddi ciddi çok iyi imkanlar var. Yani şu anda diyorsun ki, şu anda yani ben kendi için yani 29 yaşında tamam genç bir ulaşım daire başkanı olmak nasip oldu. Başkanımızın teveccühüyle birlikte. Bu noktada ama tabii ki üniversite zamanında ki şu andaki aklımda olsaydım şunları yapardım. Hep bu olurdu yani. Bu noktada daha çok farkında olmak lazım şu anda. Zamanı çok çok iyi değerlendirmek lazım. Yani bu çok belki çok devam etmesi gerekiyor. Zamanı iyi değerlendirmek lazım. Yani şöyle bunu diyelim, şöyle ifade etmek biraz zor yani, ama ya bu ne kadar farkındayız aslında onu bir bilmek gerekiyor. Burada diyelim film izlemek, kitap okumak, araştırmak, gezmek, görmek, bu noktada yerinde görmek hakikaten çok değerli. Bunun yani yurt dışını görmek, yurt içindeki yerleri görmek bu noktada çok önemli. Yani burada bunu kaçırmamak gerekiyor. Yani burada kişi bu dil olsa, dil de aynı şekilde geçerli. En önemli şeylerden birisi de zaten dil. Bunların hepsi hakikaten birbirini tamamlıyor. Bu noktada zaten siz zaten farkınızı ortaya koymuş oluyorsunuz. Bu süreçte süreç içerisinde tabii ki her şey nasip kısmettir. Nereden ne geleceği belli olmaz ama her şey bir vesile oluyor bu noktada.
Burada tabii ki genç yaşta birisi olarak da benim üstüme düşen bir şey varsa zaten biz her zaman destekçi olmaya hazırız zaten. Bu noktada yönlendirme noktasında, destek noktasında, fikir alışverişi noktasında bunlar hakikaten değerli. Tecrübe yaşanarak öğreniyor sadece. Yani burada tecrübeyi paylaşmak güzel. Hayat paylaştıkça daha da güzelleşiyor bu noktada yani. Bu nokta yani en önemli noktalardan birisi de bu. Kişi zaten kendini yetiştirdiğinde, kendini bu anlamda bu süreci yürüttüğünde zaten farkında olmadan da bazı süreçleri yürütmüş oluyor zaten. Ama tabii ki şu da gerekiyor. Bir ulaştırma mühendisliği bölümü yeni bir bölüm. Rafet hocamız da sağ olsun yani bu oranın kurucularından değerli bir hocamız. Evet. Bu nokta şu var. Buranın da iyi tanıtılması lazım. Nereye yapıldığını bilinmesi lazım. Ulaşım biraz daha şöyle, biraz da şöyle bahsetmek lazım. Burada ben onun zorluğunu da yaşadığımı söyleyebilirim. Ulaşım deyince biraz da top taşımadan ibaret. Sadece otobüsle, dolmuşla uğraşan bir yer gibi. Aslında dolmuş ve otobüs o planlamanın bir parçası aslında. Yani biz o kadar trafiği planlıyoruz. Biz şehri planlıyoruz. Şehrin her yerindeki sokağa tek yön mü çift yön mü olacak? Ya da bir yerde hız kesici mi yapılması lazım? Yoksa bunların hepsinin bir planlandığı bir merkez aslında ulaşım. Yani top taşımadan ibaret olmadığını anlatmak bile benim için belli bir süreç aldı yani bu noktada. Ama şu anda oturdu çok şükür. Yani bu önemli. Ulaşım çok geniş bir alan yani. Bunu da iyi anlatmak lazım. Ulaştırma mühendisliği o yüzden çok değerli bir bölüm oldu. Yani bu noktada inşaat mühendisliğinin 9 tane ana bilim dalından bir ana bilim dalı aslında. Daha sonra bu mühendislik noktası. Bunların da hakikaten artması gerekiyor. Yani bu noktada bu yani süreci şöyle, bakanlık süreci de var aslında. Bakanlıkta da bu süreçte değerli büyüklerimiz var. Yani bu noktada İstanbul Ulaşım Daire Başkanı Yunus Emre Ayözen abimiz var. O da her zaman destek olan birisidir. Bu noktada o da genç birisi olarak yani onunla da irtibatta olmak iyi olacağını düşünüyorum. Bu noktada ulaştırma mühendisliğini ben değerli buluyorum. Bu noktada benim dediğim gibi destek noktasında her türlü desteği varız. Bu ulaştırma mühendisliğini iyi anlatmak gerekiyor. Derdinizi iyi anlatmanız evet. Lazım yani bu nokta. Çok önemli yani. Çok teşekkür ederiz bu konuda da. Sizin de meslektaş olarak bizi görmeniz bizi onur ediyor. Desteklemeniz bu şekilde. Aynı şekilde bakanlık ayağından da sağ olsun Yunus Emre Bey de desteklerini esirgemiyorlar bizim bölümümüzde. Zaten Rafet hocamız da bizi sadece bir top taşıma ya da bir şehir bölge planlama kısmı olarak değil, bir inşaat mühendisi gibi mesela biz derslerimiz oraya ona yönelikti. Statik olsun, yapı statiği olsun. Ya da bir harita mühendisi gibi dersler aldık, sahada uygulamalarımız oldu. Şehir bölge plancı gibi planlama derslerimizi aldık. Makro, mikro modellemelerde eğitimler aldık. VİSİM'de, VİSUM'da. Ondan ben de mesela şeyde ulaşım ana planında Trabzon'da şey yapmayı düşünür müsünüz bize istihdam sağlama ulaştırma mühendisleri açısından? O da tabii değerlendirmesi gerekiyor. O da değerlendirmesi sorular arasındaydı. Aynen. Değerlendirmesi gereken konulardan birisi. Ulaşım ana planı noktasında da onlar da değerlendirilebilir yani. Onu da o konuda talep noktasında bir talep varsa onları da bir değerlendirilebilir. Bu süreçte başındayız. O noktada da talep varsa talep noktasında sizin aracınıza bize ulaşırlarsa biz onları değerlendiririz. Öyle tabii söyleyeyim. Ulaşırlar bize. Kulüp olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz zaten. Ulaşan arkadaş olursa biz onları da iletiriz size. Onun haricinde farklı sorusu olan varsa yorumlarda belirtebilirlerse sevinirim. Şey diye bir soru gelmiş. Firma haricinde herhangi bir üniversiteyle ulaşım planlama konusunda çalışıyor musunuz ya da çalışacak mısınız gibi bir soru gelmiş. Yani şöyle bizim şu anda Hülagü Kaplan Ankara'da ODTÜ'den hocamız. Gazi'de yani Ankara Ulaşım Ana Planı yapan yapım başındaki hocamız zaten. Bir danışman hocamız burada. Hülagü hocam. Hülagü Kaplan. Bu da ulaşım anlamında duayenlerden birisidir. Bu noktada hem Hülagü hocamız hem yereldeki hocalarımızla birlikte yani Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin hocalarımızla birlikte aslında bu süreci yürütmek. Bu noktada şöyle, üniversitelerde
Onu da yani onu da araştırdık. Bilim Ankara KUTEM aracılığıyla beraber ulaşım analizini yaptı. Ama hala uygulanmadı. Yani yürürlüğe girmedi. Ankara'nın ulaşım ana planı hala yürürlüğe girmedi. Yapıldı ama yürürlüğe girmedi. Bunun yani şöyle üniversite noktası aslında şu. Bu işi profesyonel bir şekilde yapmanız gerekiyor. Profesyonel olarak yapmadığınız her işte bir eksiklik oluyor bu noktada. Ama katkıları var mı? Tabii ki katkıları olması lazım. Biz de bu noktada danışman rolüyle aslında bu işi yürütmek istiyoruz. Bu noktada o kişiler bu işin duayeni. Ama velakin şu işi biz bu işi tamamen profesyonel bir şekilde yapılıp çünkü bizim şu anda ihale ettiğimiz firmada tamamen sayımların hepsi dronlarla beraber yapılacak ve sadece tek bunu isteyen ilk kişilerden birisiyiz yani. Öyle söyleyebilirim. Tamam, doğruluk oranı %98 olan bir veri size verecek. Yani bu noktada. Yani bu süreçte siz bir sayımlarınızı diyelim anlık olarak istediğiniz yerde sayım yapabiliyorsunuz. Bu aslında bizim için artı yani. Üniversite noktası da dediğim gibi şöyle, şu da talep geldi. Biz Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak da yapılabilir. Tabii ki yapılabilir ama biz burada dediğim gibi paydaşları bir araya getirmek. Yani biz farklı tecrübeleri bir araya getirdik. En uygulanabilir bir proje nasıl yapılabilir noktasındayız. Bunda yani hayata geçirme noktasında güzel bir aşamadayız. Heyecanlıyız bu noktada. Güzel bir ulaşım ana planı Trabzon'a kazandırmış olacağız. Ama üniversite tabii ki bu işin bir paydaşı ve sürecin içerisindeki kişilere yani. Evet. Yolcu kartla alakalı bir soru gelmiş. Tüm Türkiye'de yapılabilmesi için birkaç pilot iller olduğunu biliyordum. İstanbul'da bunlardan bir tanesiydi. Yanlış hatırlamıyorsam Kars'la birlikte yapıyorlardı. Hı hı. Bir hani İstanbul kart mesela orada da geçiyordu. Bununla alakalı Trabzon'un Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak bir talebiniz oldu mu pilot olarak? Bu konuda biraz bahsetmiştim. Pilot şöyle, olma konusunda. Aynen. Şu nokta var burada. Bizim şeyimiz burada PTT ile birlikte Türkiye Kart'tan bahsetmiştim. Bunu zaten ilk adımını atıyor. Yani biz de burada önce olacağız gibi duruyor şu anda. Şu anda yani görüşme sürecindeyiz. Türkiye Kart'la beraber tüm Türkiye'deki kartlar aslında ilk giren kişinin kartı yani örneğin Türkiye Kart'a ilk Trabzon dahil oldu. Artık Trabzon'daki kart sahibi diğer iller bu sisteme girdiği anda direkt Trabzon'un kartını kullanmış olacak aslında. İlk giren kişinin kartını kullanmış olacak bu nokta. Evet. Türkiye Kart'ta aslında bu dediğiniz sistemi destekliyor. Kolay bir süreç değil. Burada tabii ki bu işi yapan belli firmalar var. Biz diyelim Trabzon Büyükşehir Belediyesi Asis'le çalışıyor. Bununla beraber Kent Kart ve Ekent firmaları var. Bununla beraber birkaç firma daha sıralanabilir. Bunlar şu anda sonuçta bu firmaların da bir araya gelmesi lazım aslında. O firmalar gelmiyor. Evet, siz o hizmeti de alıyorsunuz onlardan. O hizmeti hayata geçirmeniz için bunların da bir araya gelmesi ve anlaşması gerekiyor. Kolay bir süreç değil. Tabii ki. Ama velakin Türkiye Kart'la beraber bu sürecin güzel bir aşamaya geleceğini düşünüyoruz. Bu noktada Trabzon'da olarak da biz de pilot anlamında ilk olacağımızı kendilerine ilettik. Bu noktada da onların taleplerini alıyoruz. Değerlendirme aşamasındayız. Tüm Türkiye'de bu Türkiye Kart'la beraber aslında tek bir kartla tüm Türkiye'deki toplu taşımayı kullanabilir hale getirmek güzel olacağını düşünüyorum yani. Evet. Fatih Bey, biz çekilişimizi de kulüp başkanımız gerçekleştirmiş. Asıl tarihler olarak Paşaoğlu Hanife yedek olarak da Sabri 93-28 olarak çıkmış. Bu konuda da çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz bu jestiniz için tekrardan. Rica ederim. Yani güle güle kullansınlar. Onlar da bizim kulübümüzle bağlantı, kulüp sayfamıza bağlantıya geçerlerse biz de sizinle irtibata geçeriz. O şekilde Trabzonspor formasını vermiş oluruz. Bir sorumuz daha var sanırım, hemen bir inceliyorum. Ulaşım planında daha önce yapan kentlere baktığımızda analizlerdeki hatalardan kaynaklı revizyon işlemlerinin görüldüğünü, yani revizyon işlemlerinin oluştuğunu görüyoruz. Diğer kentlerden farklı olarak yapılacak analizler ve önlemleriniz var mı diye bir soru gelmiş. İşte şöyle, burada zaten biz o illeri de incelemiş, yani şöyle en son yapmak şöyle bir artı aslında bir de.
tüm yapılan hataları görmüş oluyorsunuz. Eksiklikleri görmüş oluyorsunuz. Diyorsunuz ki biz eğer burada yapılan eksikler, yani şöyle, bu konuda diğer büyük şehirdeki tüm ulaşım daire başkanlarımız olsun. Bunun anlamında irtibat halindeyiz. Ulaşımcılar genelde, öyle söyleyeyim, paylaşımı seven kişiler yani bu noktada. Bunu çok güzel yaşıyoruz. Bu da hakkında. Yani paylaşmak aslında şöyle, bir bilgi istediğinizde, yani örneğin geçen yaşadığım şeyi söyleyeyim. Diğer illerde, diyelim pandemi döneminde toplu taşıma özel halk otobüslerine destek verenler dediğimizde anında tüm illerin bilgisini ulaşmış oluyorsunuz. Bu nokta paylaşımı seven bir ulaşım mecrası var yani. Sizi bekleyen, hatta diyeyim yani bu noktada. Bu güzel bir şey. Burada zaten Türkiye Belediye Birliği'nin açıklamış olduğu bir ulaşım ana planı kılavuzu var. Zaten bu ulaşım noktasında da Mustafa Ilıcalı hocamız da her zaman bahseder. Bir ulaşım kanunu yok. En büyük sıkıntılardan birisi. Bunun için hakikaten en çok ter dökenlerden birisidir Mustafa hocamız. Ulaşım kanununun çıkarılması noktası. Yani ulaşımın bir standart hale gelmesi. Yani ulaşımın, UKOME gibi bir kurulu var. Evet, orada kararlar alınıyor. Bu noktada ama bir kanun haline getirilip hayata geçirilmesi noktası. Sizlerin de dile getirmesini hakikaten isteriz yani bu noktada. Bu hakikaten önemli. Bu sürecin bir paydaşı olmak da önemli. Bir de bununla beraber de akıllı ulaşım bir kurulu kuruldu. Bunun hatta bu kurulda da varız. Bakanlık bünyesinde kuruldu bu da. Bu nokta zaten bu sürecin devamında da bunların hepsi aslında bir araya getiriyor bu sistemi. Bu nokta aslında şöyle, kılavuzda zaten madde madde ne yapacağınızı yazıyor. Ama velakin uygulamada nasıl sorunlar çıkardığını eğer kılavuzu sadece hayata geçirirseniz eksikleri aslında tespit edemiyorsunuz. Burada şu var, bizim şu anda hazırladığımız şartnamede mümkün, yani şöyle, firma dedi ki bu hazırlanan şartname tamamen bizi hakikaten terleten bir şartname oldu dedi. Bu da bir, hakikaten bizi sevindirdi yani bu noktada. Hakikaten bir şeyler doğru yapılmış noktasında. Bu noktada zaten ulaşım anlamış. Ana planın sürecini zaten planlamış şube müdürümüz. Ankara Ulaşım Ana Planı'nın sürecinde bulunmuş, o süreci yürütmüş kişilerden birisi zaten. Bu noktada o, öyle bir fırsatımız da var. Bu noktada güzel bir süreç yürütüyoruz. Bir en sonunda kalmanın artısı dediğimiz gibi şu, tüm hataları görüyorsunuz, eksikleri görüyorsunuz. Diyoruz ki biz o eksikleri yapmadan tamamen uygulanabilir bir ulaşım ana planını hayata geçirmek istiyoruz. Bu noktada sona kalmanın fırsatını yaşıyoruz yani diyelim. Ama velakin güzel bir plan ortaya çıkacak ve heyecanlıyız. Yani bu süreçleri hocalarımızla konuşuyoruz. Üniversitedeki hocalarımızla görüşüyoruz. Hakikaten heyecanlı bir süreç var. Onlar da heyecanlılar bu noktada. Çünkü onlar hep dile getirdiler. Trabzon'un bir ulaşım ana planı olması lazım dediler. Artık başkanımız da zaten buna neşteri vurdu. Dedi ki bu Trabzon'un ulaşım ana planı olacak dedi. Ve bu süreç başlamış oldu. Herkes bir heyecanlı. Trabzon'da hakikaten bu sürecin yapılması hakikaten bir heyecan yarattı. Bu noktada heyecanımız var. Çok güzel bir ulaşım ana planı ortaya çıkmış olacak. Bu noktada herkesin, sizlerin de inceleyeceği güzel bir ulaşım ana planı çıkmış olacak. Böyle bir sunum şeklinde de aslında bir ulaşım ana planı sürecimizi zaten, sürecin sonundaki bir çalıştayımız da olacak zaten. Çalıştaylarımız. Bu noktada o çalıştaylarımızı da bilgilendiririz kulübümüzün öğrencilerini. Bu noktada 4 adet çalıştayımız olacak yani bu noktada. En son finali olacak. Orada da bir ulaşım ana planının tam sürecini güzel bir şekilde anlatıp neler çıktı, neler yaşadık bu süreçte, nasıl sıkıntılar yaşadık, bunların hepsini orada anlatacağız. Şu anda daha başındayken bunu söylüyorum. Ama onları da size bilgilendiririz. Müsait olanları oraya da davet ederiz yani bu noktada. Güzel olur yani. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkür ederiz. Başka bir sorum yok anladığım kadarıyla. Bir kontrol edeyim ya Fatih Bey. Hı-hı. Evet, başka bir sorumuz yok. Sizin bizim öğrencilerimize ve yeni mezun arkadaşlarımıza ekstra olan söylemek istediğiniz tavsiyeleriniz var mıdır? Yani bahsetmiştiniz yayın ortasında biraz ama onun dışında evet, söylemek istediğiniz yani şöyle, bir şey var. Yine tekrarlamak olacak ama yani bulunduğun zamanı çok çok iyi değerlendirin. Bu net yani. Kesinlikle. Evet. Bu noktada bizim üstümüze düşen neyse
tecrübe noktasında, bilgi birikim noktasında biz de öğreniyoruz. Bu noktada ulaşım her zaman böyle. Ama bulunduğunuz zaman çok iyi değerlendirin. Bunun içini siz, yani doldurma noktası. Aslında şöyle bir şey var. Şu anda farklı aktivitelerde bulunabilir miydi herkes? Bulunabilirdi. Günün bu saatinde, bu dakikasında, bu saniyesinde, burada şu anda bulunan kişiler belli bir farkındalıkta bulunmuş kişiler zaten. Bu noktada farklı kişiler. Bir iletişimci hocamızdan dinlediğimizde buradaki 35 kişi farklı 35 kişi. Farkında olan bir 35 kişi aslında. Bu hakikaten önemli. Bir sonuçta bir derdimiz var. Sizin de bir derdiniz var bu noktada. Bu noktada dertli olmak gerekiyor. Bu gerçekten çok önemli. Yani şunu söylemek lazım. Bu süreç hakikaten nerede bizi göstereceğini bilemiyoruz. Yani ben Trabzon'un memleketimde hizmet etme fırsatım oldu. Trabzon'a yani memleketimiz geliyorduk ama Trabzon'a hizmet edeceğim aklım ucundan geçmezdi ama şu anda ulaşım daire başkanı olarak bu şehrin en önemli sorunlarının başında olan bir sorunu çözme noktasında gece gündüz demeden hakikaten gayret ederek ekibimizle birlikte oluyor çünkü bu ekip çalışması. Bununla beraber çözüm noktası. Hayatta bazı fırsatlar var. Bazı zaman cesur olmak gerekiyor. Bu fırsatları iyi değerlendirmek gerekiyor. Fırsatlar noktası. Dediğim gibi her şey biraz da bir şeyler vesiledir ama adım atmanız lazım. Adım atmak şart yani. O adım atarken hayat sizi öyle kapılar açılıyor ki diyorsunuz ki ben buraya nasıl geldim diyorsunuz. Bakıyorsunuz ama o kapılar açılmış oluyor. Cesur olmak gerekiyor. Adım atmak lazım. Ama tabii ki sağlam adım atmak gerekiyor. Şu nokta var. Şunu da söylemek lazım. Yani bir şeyleri hayal etmek gerekiyor. Yani her şey hayalle başlar. Bunun temelinde de inanç yatar. İnanırsanız başarırsınız. Yani inandıktan sonra başarılamayacak hiçbir iş yok bu noktada. Bunu söylemek isterim yani. Her şey hayalle başlar. Bunun temelinde de inanç yatar. Eğer inanırsanız başarırsınız. Evet, çok teşekkür ederiz Fatih Bey. Bir sorumuz daha varmış. Veri paylaşımı konusunda Karayolları Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü, üniversiteler ve diğer paylaşlarıyla veri paylaşımı ve etkileşiminiz nasıl? İşbirliğine yakın mı kurumlar diye bir soru gelmiş. Evet, çok o da dertli bir konu aslında. Karayolları ile irtibat kurmak kolay değil. Karayolların bir genel bir kanunu vardır. Bu noktada karayolları biraz katıdır da. Bu nokta hakikaten biraz sorun, yani kolay değildir ama burada biz karayolları noktasında yine güzel bir destek alıyoruz. Sürecimiz güzel bir şekilde gidiyor. Ama kolay değil tabii ki. Burada karayolları da yine ulaşım ana planı süreci olduğundan dolayı hepsini bağlayan bir süreç aslında. Siz diyelim bir sabit bir plan yapsaydınız, bir noktasal bir çözüm noktasında trafik olan bir noktada bir plan, sadece bir plan çalıştırırsanız birisini, bu çok karayollarını bağlamazdı ama siz şehri tüm mottosunu alıyorsunuz, diyorsunuz biz bu şehrin Trabzon'un ulaşım ana planını yapıyoruz dediğiniz anda karayolları da o sürecin içerisinde, emniyet de onun içerisinde, üniversite de onun içerisinde, herkes onun içerisinde. Çünkü herkes bu işin paydaşı olmuş oluyor. Bu süreçte şu anda çok güzel bir süreçteyiz. Veri toplama sürecini çünkü şu an bitirme aşamasındayız. Veri toplama sürecinde de onlardan çok güzel ışıkları aldık. Bu noktada güzel bir aşamadayız. Dediğim gibi onlar da heyecanlı bu noktada. Onlar da bazı sorunların bu süreçle beraber çözüleceğini umut ediyor. Biz de o noktada onların talepleri noktasında, onların yapacağı projeleri de değerlendirerek, çünkü bu şehirle ilgili projeler de var hayata geçirilmesini bekleyen, o projelere de Trabzon'da teleferik projesi Sümele Manastırı'na, bu şu an bu süreci devam ediyor bir yandan. Füniküler sistemi sadece raylı sistem değil, yani teleferik ve füniküler sistemi de bu şehirde konuşuluyor. Bunların da süreci devam ediyor bir yandan. Yani bu şehir anlamında katma değer noktasında kolay değil ama tabii ki bu sıkıntılar yaşanıyor. Veri paylaşım noktası ama biz bir şehrin ulaşımı anlamında bir plan yaptığımızdan dolayı bu nokta biraz da onlar da heyecanlı bu süreçte. Yani bir heyecan uyandırdı. Çünkü biz bir paydaş toplantısı yaptık. Normalde paydaş toplantısını siz ihalenizi yaparsınız. İhalenizi yaptıktan sonra veri topladıktan bir 3-4 ay sonra bir paydaş toplantısı yaparsınız. Biz ama tam tersi şöyle bir şey yaptık. Biz bu sürecin en başında sanki ihale edilmiş bitmiş gibi biz direkt kendimiz çalıştık.
Diğer illeri inceledik. Bu noktada bu şehrin ulaşım altyapısının nasıl olması gerektiğini tüm paydaşlara anlattık. Biz onu anlattıktan sonra ihalemizi yaptık. Bizim için en önemli nokta bu aslında. Biz bu şehrin paydaşlarına, hepsine dedik ki bu şehrin ulaşım altyapısı olmalı. Neden olmalı? Nasıl olmalı? Ve nasıl hayata geçireceğini tek tek anlattık. O yüzden herkes heyecanlı bu noktada. Tek tek anlattık onlara yani bunu da. Evet. Bir sorumuz daha var. Trabzon şehri özel araç sahiplenme oranı binde 135 hareketlilikten kat sayısı 1.2 olarak gözükmektedir. Kanuni bulvarının şehre katkısı ve mevcut durumda altyapı hakkında düşünceleriniz nedir diye bir soru gelmiş. Trabzon'da toplam 22.700 kilometrelik bir yol ağı var. Yani İstanbul'un 29.000 kilometre. İstanbul'a neredeyse yakın çok büyük bir yol ağı var. Ama şöyle, Trabzon merkezde yol engebeli, yani Trabzon zor bir yer. Noktası aslında şehir olarak bir zor bir yer. Yani yol alternatifinin olması noktasında da zor bir yer. Kanuni bulvarı tabii ki 18. maddeler uygulandığı zor bir süreç. Yani kamulaştırmaların olduğu kolay bir süreç değil. Ama bu şehirde tabii ki trafiğini rahatlatacak. Daha sonraki süreçte çevre yolu da konuşuluyor şu anda şehirde. Bu çevre yolu süreci de var. Yani Trabzon'da ne kadar yol yaparsak, ne kadar ulaşım alternatif güzergah noktasına sunabilirsek o kadar artıdır. Bu noktada zaten şu anda belli bir aşamaya geldi. Belli bir yere kadar açıldı zaten kanun yolları. Bu noktada da devam ediyor tüm hızıyla. Bu şehrin ulaşımın tamamen alternatif bir yol olacak bu Kanuni Bulvarı. Kanuni Bulvarı ile beraber çevre yolu da konuşuluyor. Biz bunu ulaşım anapinde de yine konuşacağız çevre yolunda. Kanuni Bulvarı'nın zorluğu şu aslında. Biraz da herkesin bir tereddüt noktası. 18. madde uygulaması olsun, kamulaştırma sürecinin hakikaten yorucu bir süreç. Kolay bir süreç değil. Bu süreci yaşamış bir yer olduğundan dolayı ama bu ulaşımı alternatiflendirme noktasında şehrin içerisindeki İstanbul'da şehirler arası otobüsler 3. köprüden geçiyor mesela. Şu anda siz 1 ve 2. köprüden o şehirler arası otobüsü getirmiyorsunuz İstanbul'da. Bu da aslında Kanuni Bulvarı bizim şehirler arası yolculuğu oraya öteleyeceğimiz, aslında şehir içerisindeki yolu o anlamda iptal edeceğimiz nokta olacak. Şehirler arası otobüsler bizim şu anda Trabzon'da bir terminal projemize devam ediyor bir yandan. Yeni şehre yakışan bir terminal projesi de yapıyoruz. Bu sürecimiz de başladı şu anda. O da aslında Kanuni Bulvarı'nın bir ayağı olmuş olacak. Ve bununla beraber aslında siz şehrin içerisinde hiçbir şehirler arası otobüsü, tırı hiçbirini sokmadan aslında oradan yönlendirmiş oluyorsunuz. Bu da aslında güzel bir konuda ulaşımı alternatiflendirme noktası oldu. Yani şöyle şunu da söylemek lazım. Burada Tanjant, yani Yavuz Sultan, Yavuz Selim Bulvarı dediğimiz şehrin daha yani planlanırken şöyle planlanmıştı burası. Şehre bir çevre yolu yapıyoruz diye planladılar. Ama velakin şu an şehrin direkt merkezinde olan bir orta yol oldu aslında şu anda. Yani aslında Kanuni Bulvarı da yarın aynı o şekilde olacak. Biz daha sonra diyeceğiz ki çevre yolu noktasına döneceğiz. Yani Trabzon'da planlanırken dediğim gibi Tanjant bile dediğimiz yerde bu varken Kanuni Bulvarı da aynı konuma gelecektir. Trabzon ne kadar yol yapsak az ama. Onu şöyle de söyleyeyim yani. Bir izleyicimizden bir soru daha gelmiş. Karadeniz Teknik Üniversitesi girişinden forum yönüne doğru yapılacak imalata dair bilgi sağlarsanız sevinirim gibi bir soru gelmiş. Orası şu an inşaat devam ediyor. Yani Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin A kapısı dediğimiz kapıda yaklaşık bir 3 aylık süreçte, zaten bu pandemi süreçleri biraz da fırsat oldu bize bu noktada. Bu noktada yaklaşık bir 3 aylık süreç içerisinde tamamlanmış olacak. Orası aslında bir alternatif yol olmuş olacak. Şu an yani yol dairemiz sabah akşam demeden çalışıyor orada. Hızlı bir şekilde ulaşımın alternatif bir yolu ortaya çıkmış olacak. Bayağı bir rahatlatacak orayı da aslında. Hatta orada tam üniversitenin de, onu da söylemiş olalım buradan. Üniversitenin C kapısından bir üst geçit çalışmamız var. Trabzon'da şey noktasında asansörlü ilk olarak olacak bu noktada. Onun da çalışması şu an devam ediyor. Orada da yani engelli erişimine uygun bir üst geçitimiz de yapılıyor şu anda orada. O noktada da orası da devam etmiş oluyor. Yaklaşık 3 ay gibi bir süre öngörülüyor. 3 ay içerisinde inşallah orası da tamamlanır. Orası da bizim için çok rahatlatacak bir proje aslında. Ulaşımımızın. Evet.
Çok teşekkür ederim ben Fatih Bey size bu değerli verdiğiniz bilgiler için. 26. bölümün sonuna geldik. Bir sonraki etkinliğimizde sizin ilave etmek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Ben hem kulüp başkanımız Uğur Tekin'e de çok teşekkür ediyorum. Melikşah sana da çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bugün kesilmeden güzel bir şekilde olduk. Evet, bugün dünkü gibi aksilikler yaşamadık. Evet, gayet güzel oldu. Yani bu noktada her zaman bizim üstümüze düşen bir şey varsa üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Bu noktada keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Ulaşım güzel bir alan, keyifli bir alan. Derdimizi iyi anlatmamız lazım. Derdimizi iyi anlatmaya devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Çok teşekkürler. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere.